yazılar çıkan bir sorun olarak öne çıkarmış durumdalar. Ve büyük miktarda Jön Türk muhalefeti de bununla ilişkilenerek var olmaya başlıyor. Çünkü onlar siyasi protokol kurmayı biliyorlar, örgütlenmeyi biliyorlar, işte komite kuruyorlar, komitacılık yapıyorlar, komite kurunca komitacılık tabii çıkıyor. Komiteyi beğeniyoruz çünkü komiteciyi beğeniyoruz. İkisi aynı kelimeden türediği için birbirinin devamı. Komiten varsa komiteci olursun. Ondan sonra ve onlar da bir tür teşkili mesaiye giriliyor. Bu teşkili mesaiye ilginç yerlerde varıldığı oluyor tabii ki. Bu süre zarfında tabii fark edilmeyen hususlardan bir tanesi. Bunlardan özellikle Prens Sabahattin'le işbirliği içinde Doğu Anadolu'da bildiğiniz gibi aslında 1908 Osmanlı inkiyabına öngelen dönemde kısmen tarihçilerimiz üzerinde durduğu tutaklarak itiraflar üzerine yazarken en fazla üzerinde duran Aykut Kansılır, onun dışında tarihçilerden Abdullah Şerif'in Abdullah Şerif'in ve şeyin Zafer soyadını unuttum bir isimde yaptığı bir çalışma var. Toprağın, onlar, toprağın. Hayır Zafer Toprağın değil. Ondan sonra Zafer'i unutur muyum? Ya? Gözünü seveyim, unutmayacak şey, onu unutmayacak şey. Ondan sonra çünkü bir çalışması vardı. Sadece gazetelerden bir tarama bir hikayesi. Yani Erzurum'da vesaire bu vergi ayaklanmaları var. Sadece Erzurum'da sınırında değil, 3-5 vilayette vergi ayaklanmaları olmuştur. Genellikle çünkü biz Osmanlı İnkılabı'nı anlatırken bu hala tabii tam olarak oturmuş bir tarih değil dediğim için bu yanında bu. Biz ne yapıyoruz çünkü? İşte 3. Ordu'da var olan ya da işte Serayiş Manastır'da bulunan askeriye bir telgraf çekiyor. Kremiden dizlerinin bağları çözülüyor. Hemen diyor ki teslim oldum diyor. Böyle anlarsanız tarihi o zaman hani işte Fatih Sultan Mehmet de Beyaz Atı'nı Tophane'den denize sürdü ve İstanbul'u böylece fethetti diye ona da inanırsınız yani. Hiç o kadar basit indirgenirse. Mesela daha geniş bir şey var. Yani bir toplumda bir beklenti, bir arayış var. Bir takım da kıpırdanmalar var. O kıpırdanmalardan biri de dediğimiz gibi 1908 öncesinde 6-7 yıllarında da rastladığımız, 1906-1907 yıllarında rastladığımız bu vergi ayaklanmalarıdır. Vergi ayaklanmaları aslında çok basittir. Biliyorsunuz devlet de çünkü tarih boyunca devlet varsa köylüyle arasındaki ilişkide şöyle bir sıklık vardır. Bir, merkez devletin giderleri için vergi alacaktır. İkincisi de milletin çocuğunu asker alacaktır. Yani köyde ikisini de istemez yani. Çünkü onun oğlu, evladı aynı zamanda üretime katkıda bulunacak. Niye vereyim dersin? Bir de para verecek. Zaten parayı bulmakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla bu tarihsel olarak bir problemli bir hikayedir. Ve merkezi devletin masrafları arttıkça, gelir de dağılınca malumunuz vergiler artar. Yaşadığınız toplumda da bunu izleyebilirsiniz. O zaman da millet de yani gücü varsa, takadı varsa yandım Allah diye sağa sola saldırmaya başlar. Vergi ayaklanmaları dediğimiz hikayede çok sistematik, programatik bir şey değildir. Ama bir tür istemez yük veyahut da yabasla yeter anlamına gelecek olan bir çıkışı da gösterir. Dolayısıyla bütün bu oluşumlar içinde önemli bir faktör de vardır dönem içinde. Biraz daha dünya açılırsak, buradaki içerideki gelişmeler ondan sonra biz tabii dünyada böyle kendi halimizde yaşıyoruz ama unutmamak gerekir ki başka şeyler de oluyordu dünyada. Mesela diyelim ki biz 1908 Osmanlı İnkılabı'nı tartışıyoruz. Bunu Hüdayi Nabit gibi bir şey düşünüyoruz. Veyahut da biraz önce başta söylediğimiz amiyane şey, pespaye veyahut da yerel ve milli diye bir şey diye düşünüyoruz. Oysa bakıyorsunuz 1905'te bir Osmanlı Rus-Japon savaşı olmuş ve Ruslar kaybetmişler. Rusların kaybetmesi çok önemli bir şey. Çünkü Rusya, Çarlık Rusyası gibi bir de mağlup olabiliyor. Mağlup olabiliyor. Bu Rusya'daki demokratik hareket için hem sosyalist hareket için hem diğer ezilen uluslar açısından çok önemli bir sinyaldi ve büyük bir kıpırdanma olmuştu. 1906'da Duma kuruldu. Meclis kuruldu yani bir bakıma. Çok önemli bir gelişmeydi ve bizim etkileşim alanımızın içinde olan bir hikaye. Yani çok uzun süre Rusya, demir perde sayesinde bizim dünyamızın dışındaydı.
Ama sözünü ettiğimiz dönemde Rusya bizim için, Osmanlı için çok önemli bir ülkeydi. Ne açıdan önemli bir ülkeydi? Tabii ki işte alışverişler var. Yani gırlaşma, dırlaşma var. Ama başka bir şey var. Başta Kazan veyahut da kısmen Kırım Tatarları diyelim ki. Kültürel olarak Kazan Tatarları özellikle biraz daha okur yazar, mürekkep yapmış insanlardır. Oradaki dünya hallerinden etkilenmişler ve Türkiye'nin düşünce dünyasında önemli katkıları olan aydınlar yetiştirmişlerdir. Dönemin siyaseten çok çok önde olmasa bile, yani aydıtsal, örgütsel önde çok önemli olmasa bile, belki de uluslararası ölçekte en ciddi alabilecek birkaç aydından biri olan Yusuf Akçura mutlu olup lazım. Bir Kazan Tatar'dır. Biz Türk diyoruz ama onlar Tatar diyorlar. Belki de onlar bize de Türk diyorlar. Onu bilmiyorum. O da bir icare. Kendisi işte bildiğiniz gibi aslında hem Kadet Merkez Komitesi'nde Müslümanlar kotasından yer almıştır. Yani Anarşist Demokrat Parti'nin içinde 1905 ihtilalinden sonra Sorbonne'da sosyoloji okumuştur. Bir hocadır aynı zamanda. Çok erken tarihlerde çok önemli bir kitabın Üç Tarzı Siyasetin yazarıdır vesaire falan. Bunun dışında başkaları da söz konusu. Bu önemli bir hikaye. Buraya mesela Erzurum bildiğiniz gibi aslında 1908 Osmanlı İnkilabı'nın en civcivli yerlerinden biridir. İstanbul'dan bile daha civcivli bir yerdir. Çünkü İstanbul'dan daha politik bir yerdir. İstanbul yani Abdülhamit döneminde istibdat tarafından çok daha rahatlıkla kontrol edilebilen bir ülkeydi. İşte sansür var vesaire falan indi. Ama Erzurum zaten sürgün yeriydi. Yani buradan oraya insanlar gönderiliyorlardı. Oraya gidenlerin çoğu muhalifti. Derken öbür tarafta ne oluyor onunla ilgileniyorlardı. Dolayısıyla bu 1905 Japonya ilgisi ve arkasından tabii ki devrim, 1905 Rus devrimi, tabiri caizse Erzurum kanalıyla insanlar Bakü'ye gidiyorlar. Bakü'ye bir platform etkisi. Çalışıyorlar. Giriş, giriş var vesaire falan. Başta Erzurum var üzere. Kısmen var da büyük miktarda etkilemiştir. Ama o heyecan dolaylı olarak Osmanlı İmparatorluğu gibi artık böyle taşlaşmış bir ülkede bile bir takım şeylerin değişebileceğini göstermiştir. Bunun yanı sıra 1906'da biz hem ne kadar tabii ki yani pek sevmesek de bizim siyasi kültürümüzde de, tarihimizde de, edebi kültürümüzde de aklımıza gelecek her türlü alanda çok önemli yeri olan İran'da anayasal bir devrim olmuştur. Yani dolayısıyla size benzer bir topak bir imparatorlukta bir anayasal devrim olmuştur. Bu da bir basınç yaratıyor. Yani size benzer bir Rusya, size benzer bir İran. İran'da çok uluslu, çok kavmiyetli bir topluluk ve geleneksel bir. Tabii onların tarihini sorarsanız o Daryus'tan beri diyor 2500 yıldır. Bugün hala biraz daha geriye götürüyor. Bu böyle bir şeydir. Ondan sonra nereye kadar geriye gider bilmiyorum tabii. Amitlere kadar gider bilmiyorum ama genellikle insanlarda böyle bir eğilim var. Kendilerini daha sağlam göstermek için kendi tarihlerini alabildiğini geriye götürmek gibisine. Velhasıl kerem tabii bunun dışında biraz daha uzakta olan dünya halleri açısından dedikodu makamından söyledim onları ama bu ikisi çok önemlidir, hayatidir. İşte filmlerini seyrettiniz. Pancho Villa'lar, Zapata'lar arasında 1915'i kadar bir vatandaşlık devrimi arayış içinde gerçekleşmiştir. Uzun devam etmiştir. 1911'de Çin'de, dağılmış olan bir Çin'de ve yabancı işgal etmiş olan Çin'de kuzeydeki askeri feodal ağlara karşı Sun Yat-sen birinci Çin devrimi yani Cumhuriyet İslamı'nda yani parçalanmıştır. Gideren eski toplumsal ilişkilerin dışında 1911'de Çin'de Cumhuriyeti ilan etmiştir. Dolayısıyla farkında olsalar veyahut da olmasalar da dünya tarihinin şuralarına buralarına serpiştirilmiş yani oralarına buralarına biz de fazla uzatmayıp da oradan vakit kaybettirelim ama 1908 Osmanlı İnkilabı biraz önce söylediğimiz gibi böylece hüdayinabit bir şey olarak değil tabii ki ille de beklenen bir şey olarak değil ama bir takım koşullar oluşuyorsa o koşulların kimisi de dünya koşullarıdır. Dünya koşulları.
Allah'ın bir lütfu olmadığı gibi mucize de edilir. 1908 arifesinde 1907'de tekrardan hikayemize dönersek 1907 Aralık ayında 26 Aralık'ta ben sana böyle hatırlıyorum. Akşamüstü falan demeyeceğim o kadar. 26 Aralık. Ondan sonra Paris'te çok önemli bir toplantı yapılır. Bu toplantıda ilk kez Ahmet Rıza, yani İttihat Terakki Bahattin Şahit, Doktor Nazım, daha sonra bir anlamda İttihat Terakki'yi bir örgütsel güç haline dönüştürme temayülünde olan İttihat Terakki'nin ilk ana kadrosu diyelim içinden iki doktor dahil olduğu ve daha sonra 1908 Osmanlı Meclisi'nde milletvekili olacak olan Mağlubyan bir arada Abdüni ile yani Taştak Sütün Ermeni Devrimci Federasyonu'yla bir toplantı yapılır. Ve bu toplantı genel Osmanlı muhalefeti adınadır. Yani tekrar ediyoruz o dönemde Arnavutlar da var. Arnavutlar çok önemli. Unuttuğumuz bir şey var çünkü 1908 için. Tabii sonrası için tabii ki ne kadar Mehmet Akif de Arnavut olsa da daha sonra Arnavutların ayaklanması üzerine onu plaklar etmiştir ama daha sonra durum değişiyor. Arnavutlar da kendi bağımsızlıklarını talep ediyor tabii ama 1908 inkılabının oluşunda Arnavut askerlerinin şeyde Balkanlardaki, 3. oradaki önemli bir rol vardır. Ve çeşitli kesimler diyelim ki çeşitli kesimler bazıları işte Amerika'da bir derin çıkaranlar, Mısır'da bulunanlar. Çünkü muhalefet oldukça yani Avrupa merkezli gibi gözükse bile bu biraz da kitabı bir muhalefet. Bunlar yazı yazıyorlar, işte broşür çıkarıyorlar, bunları memlekete gönderiyorlar. Bir fikri egemenliği var. Ayrıca merkezi işte Cenevre, Paris, çok az Londra, Mısır çok önemli. Ama Mısır da her zaman için daha özgür bir basın hayatına sahip oldu. Dolayısıyla onlar bu toplantı yapıyor ve bu toplantıda üç vakte kalmaz Abdülhamit rejimi devirmek için bir eylem planı hazırlıyorlar ve bu eylem planı da tabii ki şimdi ayrıntılarına merak eden olursa onu şeyini bulurum da ilginç maddeler falan da var. Tabii bu bizim Jön Türklerden gelmiyor. Taşlaklar sosyalist oldukları için sosyalistten daha sonra üyesi onlar. Ondan sonra böyle genel grev, ayaklanma falan gibi şeyler. Ahmet Rıza'nın tüylerini diken diken genel grev nereden çıktı, ne grevi, ne yapacağız falan diye. Çünkü onların hiçbir şekilde Jön Türklerin programında bu tür sosyal meseleler söz konusu değil. Ama gerçekten böyle bir metin ortaya çıkıyor ve bu metin Batı'da Batı'da tabii Batı derken o zaman şunu söylemek lazım ki unutmamak lazım ki Jean Jaurès'in başkanındaki Fransız Sosyalist Partisi Fransa'nın hemen hemen en önemli partisidir. Ve bu meselelere çok hassas yani yeni tabirle ne oluyor? Duyarlı bir parti. Almanya'da Alman Sosyalist Partisi çok güçlü bir parti. Dolayısıyla bunlar birinci derecede işte Jaurès'in gazetesi Humanité'de hemen yayınlanıyor bunlar vesaire falan. Bir kamuoyu oluşuyor. Ama bu tabii kağıt üzerine yapılan bu anlaşmayla ilgisiz bir şekilde burada bu merkezdeki düşüncelerden beslenen lakin merkezle yani Ahmet Rıza'nın merkeziyle diyelim ki organik herhangi bir bağ olmayan esas olarak Selanik ve Minktar Manastır'daki genç subaylar arasında yaygınlaşan askeri örgütlenme öne çıkıyor. İşte Bahattin Şakir ile Doktor Nazım'ın Doktor, Bahattin Şakir ile Doktor da neyse Bahattin Şakir'e ille de Doktor demiyoruz. Doktor ortak parantezinde Bahattin Şakir ile Nazım'ın diyelim ki bağlantıları söz konusu. Nazım İzmir'e geliyor, Selanik'e gidiyor vesaire falan. Bunlar kendi eylem programlarını yürürlüğe sokuyorlar ve sonunda 3. ordudaki ayaklanmayla Abdülhamit yeniden daha uzun
yeniden demek lazım, askeri aldığı anayasayı, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yürürlüğe koyduğunu söylüyor. Çünkü şunu unutmamak gerekir. Abdülhamit meclisi hepten kapatmadı, askeri aldı kağıt üzerinde. Biraz uzun sürdü ama ne yapalım. Yani 33. Ondan sonra onun hep söylediği hikaye, halkımız buna hazır değil. Yani bunun için henüz daha yeterli değil. Yeterli olduğu zaman bunu kabul edecek diye. Tarihçiler bu konuda çok tartışmalıdır. Klasik olarak böyle Abdülhamit korktu, yıldı, onun için bunu iddia etti derler. Abdülhamit çok pragmatik ve tabii aslında bulunduğu konum ve dönem itibariyle ilginç bir padişah, ilginç bir yönetici. Belki dengeleri çok iyiydi. Yani uluslararası dengeleri çok iyi kavradığı belli. Ama belli ki iş dengeleri de iyi düşünmüş. Çok ciddi anlayabilecek tarihçiler bunun aslında yani zıtlaşmaya gitmeden meclisin yeniden açılmasının yararlı olacak kanısında olduğunu, yani göğüs göğüse bir çarpışmak yerine böyle bir şeyin vaktinin geldiğine kanaat getirdiğini söyler ve zaten 1908 Osmanlı inkılabını yapan kesimler de herhangi bir şekilde padişaha karşı bir taarruzda, gücünde bulunmazlar. 1908 Osmanlı inkılabı oluşumu itibariyle böyle baktığınız takdirde yani hazırlık vesaire evreleri açısından çok ilkel gözükebilir. Böyle bir şeyin tarihsel bir olay nasıl tezahür etti, inandırıcı gelmeyebilir. Ama çok kısa bir süre sonra, ilk birkaç gün bir şaşkınlık vardır. Unutmamak gerekir ki İttihat Terakki Anadolu'da değil, İstanbul'da da örgütlü değildir. Bir iki tane adamları var, diyelim ki yani 3-5 tane adamları var ama örgütlü güç durumda değiller. Anadolu'da da değiller. Anadolu'da aslında taşlak tutun aracılığıyla örgütleneceklerdir. Yani onların kurdukları kulüplerle önce ortak kuracaklardır. Kulüp deniyor o zaman tabii. Jacobenlerden kalma, Fransızlarından kalma bir tabiri diyelim ki.